Kozmik rota devam ediyor. Hala o ilk saniyenin içindeyiz. Bu kez elektro zayıf çağdayız. Enflasyonun ardından evren soğumaya devam etti. Geriye kalan son birleşik kuvvet, yani elektro zayıf kuvvet, bir nehrin iki kola ayrılması gibi bölündü. Elektromanyetik kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. Böylece evrende bugün işleyen dört temel kuvvet tamamlandı. Kütle çekim, güçlü nükleer, zayıf nükleer ve elektromanyetik kuvvet. Ama asıl soru şuydu: bu ayrışmalar nasıl olup da sonunda galaksileri, yıldızları ve gezegenleri oluşturdu? Cevap, evrenin en eski ve en detaylı haritasında gizliydi. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Bu izi yakalamak için NASA, 2001'de Delta 2 roketiyle WMAP uydusunu fırlattı. WMAP, tüm gökyüzünü tarayarak evrenin ilk saniyesinden kalan radyasyonun sıcaklık haritasını çıkarttı. Sonuç çarpıcıydı. Evrenin her yerinde minicik sıcaklık farklılıkları vardı. Bu farklılıklar adeta evrenin parmak izi gibiydi. Yaklaşık 13 milyar yıl öncesine açılan bir pencere ve bu izler geleceğin galaksilerinin, yıldızlarının ve gezegenlerinin doğacağı noktaları işaret ediyordu. Zamanla kütle çekimi devreye girdi. Bu küçük yoğunluk farkları maddeleri bir araya topladı. Önce dev gaz ve toz bulutları oluştu. Ardından bu bulutlar sıkışarak ateş aldı ve ilk yıldızlar parlamaya başladı. Onların etrafında ise gezegenler şekillendi. İşte o küçücük enerjiyle kaynayan evren, gözle görülemeyecek kadar ufak bir noktadan genişleyerek bugün milyarlarca galaksi, yıldız ve gezegenle dolu devasa kozmosa dönüştü. Ama hikaye burada bitmedi. Evren bir sonraki aşamaya geçti ve içinde yepyeni bir düzen şekillenmeye başladı. Evrenin içi minik Lego parçaları gibi kuarklarla doldu. Ama bu kuark henüz birleşmemişti. Serbestçe geziyordu. Yanlarında onlara eşlik eden leptonlar ve fotonlar da vardı. Sanki dev bir puzzle'ın tüm parçaları masanın üstüne saçılmış ama henüz tek bir tanesi bile yerine konmamış. Kainatın tamamı maddenin yapı taşlarıyla dolup taşıyordu. Ama her şey saf enerjiden ibaretti. Peki bu saf enerji nasıl maddeye dönüştü? 1905 yılına kadar bu durum bir gizemdi. Ta ki Einstein'ın ünlü E eşittir mc kare denklemi, kütle ve enerjinin birbirine dönüşebileceğini gösterene kadar. İşte büyük patlamanın ilk anlarında evrendeki saf enerji kütleye, yani maddenin yapı taşlarına dönüştü. Ve böylece her şeyin ham maddesi ortaya çıkmış oldu. Patlamadan sonraki ilk saniye dolmak üzereydi. Evren hadron çağına girmişti. Trilyonlarca derece sıcak, yoğun ve şiddetli bir çorba gibiydi. Kuarklar bu kaynar denizde birleşerek proton ve nötronları oluşturdu. Tanıdık geliyor mu? Çünkü protonlar ve nötronlar ilerleyen aşamalarda birleşip atom çekirdeklerini oluşturacaklardı. Tıpkı yavaş yavaş tamamlanan bir yapboz gibi. Evrenin ilk yapı taşları yerlerini buluyor, gelecekte yıldızları, gezegenleri ve yaşamı inşa edecek temelleri şekillendiriyordu. Bu süreçte başka bir sır daha açığa çıktı. Parçacıkların kütlesi yoktu. Onlar adeta ağırlıksız hayaletler gibi hareket ediyordu. İşte tam bu noktada evreni baştan sona kaplayan gizemli bir alan ortaya çıktı. Higgs alanı. Parçacıklar bu görünmez enerji denizinin içinden geçerken kuru zeminden çamurlu alana giren bir aracın yavaşlaması gibi hareketleri zorlaştı. Bu etkileşimde enerjilerinin bir kısmı kütleye dönüştü. Ve işte o anda evren artık yalnızca ışık ve radyasyondan ibaret olmaktan çıktı. Evren ilk kez maddeye kavuştu.
1964'te Peter Higgs ve arkadaşları tarafından öne sürülen fikir, 2012'de CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında yapılan deneylerle doğrulandı. Higgs bozonunun keşfi, fiziğin en büyük zaferlerinden biri oldu ve Higgs'e Nobel getirdi. Ancak madde yalnız başına değildi. Bir düşmanı vardı. Antimadde. Tıpkı bir gölge gibi her parçacığın bir ikizi vardı. Ve bu ikiz karşılaştığı anda maddenin varlığını yok ediyordu. Çarpıştıklarında her ikisi de yok oluyor, muazzam bir enerji açığa çıkıyordu. Bu enerjiyi gözümüzde canlandırmak için şöyle düşünelim. Küçük bir elma büyüklüğündeki antimadde, Hiroşima'ya atılan bombadan yüzlerce kat daha güçlü bir patlama yaratmaya yeterdi. Evrenin ilk anlarında madde ile antimadde arasındaki bu ölümcül rekabet, evreni adeta bir savaş alanına çevirdi. Ama savaş sırasında dramatik bir fark belirdi. Antimadde, maddeden daha hızlı çürüyordu. Bu küçücük dengesizlik, evrenin kaderini belirledi. Çarpışmalardan geriye çok az bir miktarda madde kaldı. Ve biz işte o kadim kozmik savaşın hayatta kalan izleriyiz. Çevremizde gördüğümüz her şey o büyük yok oluşun ardından arta kalan maddenin şekillendirdiği evrenden doğdu. Lepton çağı. İşte o ilk saniyeyi geride bırakıyoruz. Şimdi büyük patlamadan sonraki 1 ile 10. saniyeler arasına bakalım. Hadron çağı sona erdiğinde evren biraz daha soğudu ve lepton çağı başladı. Bu dönemde evrenin içinde serbestçe dolaşan elektronlar ters ikizleriyle pozitronlarla karşılaşıyordu. Tıpkı iki sabun balonunun çarpışıp yok olması gibi. Elektron ile pozitron da birbirini çarptığında yok oluyor, geriye yalnızca fotonlar yani ışık parçacıkları kalıyordu. Aynı dönemde nötrinolar da evrenle olan etkileşimlerini yitirerek serbest kaldı. Böylece kozmik tarihte kendi bağımsız yolculuklarına başladılar. Peki, biz bu ilk anlarda olanları nasıl bu kadar iyi biliyoruz? Çünkü bilim insanları büyük patlamanın koşullarını laboratuvar ortamında yeniden yaratmaya çalışıyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan 26 kilometre uzunluğundaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bunun için inşa edildi. Yaklaşık 10 milyar dolara mal olan bu dev projede 7000'den fazla bilim insanı görev yapıyor. Bu eşsiz makine proton ışınlarını saniyede neredeyse 300 bin kilometre hıza ulaştırıp çarpıştırıyor. Ortaya çıkan parçacık izleri analiz edilerek bize evrenin doğduğu andaki koşulları anlamamız için ipuçları veriyor. Bu sayede lepton çağındaki parçacıkların davranışlarını, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve bugün bildiğimiz evrenin yapı taşlarını nasıl oluşturduklarını anlamamızı mümkün kılıyor. Evrende ışığın hükümdarlığı başlamıştı. Büyük patlamadan sonraki ilk 10 saniyeden yaklaşık 47 bin yıla kadar uzanan bu döneme ışının çağı diyoruz. Bu çağda evrene madde değil, ışık enerjisi hakimdi. Tıpkı güneşin çok parlak olduğu bir günde her yerin ışıkla dolması gibi. O zamanlarda evren her an parlayan dev bir enerji okyanusu gibiydi. Bu yoğun ışık nedeniyle evren o kadar sıcaktı ki atomlar henüz oluşamıyordu. Ve elektronlar çekirdeklerden bağımsız bir şekilde serbestçe dolaşıyordu. Bu dönemin en önemli olayı, büyük patlamadan sonraki ilk 3 dakika civarında gerçekleşti. Evren, proton ve nötronların birleşerek hidrojen ve helyum çekirdeklerini oluşturabileceği kadar soğumuştu. Bu temel çekirdekler, evrenin gelecekteki tüm elementlerinin yapı taşları oldu. Ancak ilk atomların oluşması için biraz daha beklemek gerekti. Yaklaşık 300 bin yıl sonra evren yeterince soğuyarak elektronların bu çekirdeklere bağlanmasına ve ilk nötr atomların meydana gelmesine olanak tanıdı. Bu olay evrenin şeffaf hale gelmesini ve ışığın serbestçe yayılmasını sağladı. Işının çağı
evrenin karanlık, sıcak ve yoğun halinden yıldızların oluşacağı bir düzene geçişin başlangıcıydı. İlk yıldızların parlaması için yaklaşık 200 milyon yıl geçmesi gerekecekti. Bir zamanlar evren, göz kamaştıran bir ışık seline benziyordu. Ancak şimdi o görkemli parıltı yavaş yavaş soluyor. Artık ışık sahneyi maddeye bırakmıştı. Bu, evrenin geleceğini kökten değiştiren dramatik bir andı. Tıpkı karanlık bir odaya girdiğinizde lambayı yakmanız ve etrafınızdaki eşyaların yavaşça belirginleşmesi gibi. Evren de nihayet kendi yapılarını görünür kılmaya başladı. O sonsuz boşlukta kütle çekiminin görünmez elleri gaz ve toz bulutlarını bir araya getirdi. Milyonlarca yıl süren bir dansın ardından bu bulutlar kendi içine çöktü ve evrenin ilk yıldızları alevlendi. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra bu ilk ışık noktaları birleşerek devasa adalar, yani ilk galaksiler haline geldi. Evrenin yavaş yavaş bugünkü halini almaya başladığı dönemdi. Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar ve galaksiler bu çağda oluşarak ona bildiğimiz kozmik düzeni armağan etti. Büyük patlamadan sonra 9 milyar yıl geçmişti. Madde yıldızları ve galaksileri ortaya çıkartmış, kozmik sahneye doldurmuştu. Ama tam bu sırada evrenin kontrolünü gizemli bir güç devraldı. Karanlık enerji. Bu görünmez enerji, genişlemeyi yavaşlatmak yerine hızlandırdı. Sanki evrenin motoruna aniden gaz verilmişti. Galaksiler artık sadece bizden uzaklaşmıyordu. Aralarındaki mesafe her geçen anda daha hızlı artıyordu. Ve bu hızlanma, durmak bir yana sürekli ivme kazanıyordu. Evrenin genişlemesi giderek hızlanıyor. Bu hızlanma öyle bir noktaya ulaşıyor ki, galaksiler bizden ışık hızına yaklaşan bir ivmeyle uzaklaşıyor. Eğer bu süreç devam ederse, çok uzak bir gelecekte gökyüzüne baktığımızda bazı galaksileri artık hiç göremeyeceğiz. Çünkü onların yaydığı ışık bize ulaşamayacak kadar geride kalacak. Evrenimiz sessiz ve yalnız bir geleceğe doğru yelken açıyordu. Kozmik tarihin küçük bir köşesinde son çağın başladığı anlarda bizim dünyamız oluştu. Ve milyarlarca yıl sonra maddeden evrilen insanlar gökyüzüne bakıp tüm bu hikayeyi sorgulamaya başladılar. Kainat neden var oldu? Neden bu kadar karmaşık ve güzel? Bütün bu soruların cevabı her şeyin başladığı o tek bir saniyenin içinde tıpkı bir fısıltı gibi saklı. Çünkü tek bir saniye her şeyin başlangıcıydı. Kainatın geleceği o anda atılan temellerin içine gizlenmişti. Ve milyarlarca yıl sonra varlık kendi varoluşunu sorgulayacak bir bilince dönüştü. Bugün hala gökyüzüne bakıyor ve kainatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. (Gülüyor)